Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Beklenti raporuna hoş geldiniz efendim. Önümüzdeki yarım saat boyunca gündemdeki gelişmeleri aktarıyor olacağız ve piyasalardaki son durumu da konuklarımızla konuşacağız. Önce günün öne çıkan haberlerini aktaralım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıl dönümünde saygı ve özlemle anılıyor. Siyasi parti temsilcileri, odalar, meslek birlikleri ve birçok sivil toplum kuruluşu Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle çeşitli mesajlar yayınladı. Mesajlarda Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalınarak Türkiye'yi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayretinin gösterileceğine dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ekonomi, finans ve merkez bankacılığında çeşitlilik ve kapsayıcılık konferansının açılışında yaptığı konuşmada, ekonominin maksimum istihdamda olup olmadığını değerlendirirken çok çeşitli göstergelere baktıklarını, manşet rakamlardan ziyade iş gücü piyasasındaki eşitsizliklere de dikkat ettiklerini ifade etti. Powell, bir ekonominin mümkün olduğunca çok insan çalıştırabildiğinde daha sağlıklı ve güçlü olduğunu vurguladı. Çin'de tüketici fiyatlarında artış Ekim ayında hızlandı. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Ekim ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %1,5 arttı. Eylül ayında fiyatlar yıllık %0,7 artmıştı. Çin'de üretici fiyatları yükselen kömür ve ham madde fiyatlarının etkisiyle Ekim ayında son 25 yılın en hızlı artışı yaşandı. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'den geçen altyapı yatırım paketinin ve Başkan Biden'ın sosyal harcama ve iklim değişikliği planının ABD'de verimliliği ve iş gücünü artıracağını savundu. Nevada Üniversitesi'nde konuşan Yellen, bu iki tasarının Kongre'den geçmelerinin sadece daha yüksek oranda verimliliğe değil, aynı zamanda başka ekonomik değerlere de pozitif değişime yol açmasını beklediklerini vurguladı. ABD Merkez Bankası'nın New York Şubesi tarafından hazırlanan 2021'in 3. çeyreğinde ilişkin hane halkı borcu ve kredi raporu yayınlandı. Hane halkı borcu bu yılın 3. çeyreğinde ilk kez 15 trilyon doları aştı. Rapora göre Amerikalıların toplam hane halkı borcu bu yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %1,9 artarak 15,24 trilyon dolara çıktı. Bu yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 286 milyar dolarlık artış kaydeden hane halkı borcu yıllık bazda ise 890 milyar dolar arttı. Ve şimdi de fiyatlamalarla devam ediyoruz. Dün BIST 100 endeksinde kapanışta yine bir rekor gördük. 1615 ile kapanış rekorunu yenilemiş oldu BIST 100 endeksi. Dolar TL'de 9.74'teyiz. Euro TL 11.28, sepet kur 10.51 ve gram altın 572 TL seviyesinde. Dolar endeksinde 94'ün altındaydık bu hafta boyunca, ancak 94'ün üzerine geldik şu an, 94.06'dayız. Euro dolar 1.15, pound dolar 1.35 ve dolar yen 112.88, dolar İsviçre frangı da 0.91 seviyesinde. ABD endekslerinde şu anda görünüm negatif, kırmızı rengimizde. Dow Jones 36.133, S&P 500 4.663 ve Nasdaq'ta da 16.171'deyiz. Dün de Amerika Birleşik Devletleri'nde üfe rakamını almıştık. Beklentiler paralel geldi. Bugün tüfeyi bekliyoruz ABD'den. Fakat dün 3 hisse senedi endeksinin tümünde de en yüksek kapanışları gördüğümüz bu endekslerde 8 seanslık yükseliş serisi de bitmiş oldu. Ve 3 seansta da bir rally'e kısa bir ara verildi diyebiliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde endekslerde. 2 yıllıkta 0.43'teyiz, 10 yıllık 1.46 ve 30 yıllıkta da 1.83 seviyesini görüyoruz ABD safir faizlerinde.
Ons altın 1826'da, Brent petrol ve ham petrolde de yükseliş görüyoruz şu anda. OPEC Plus geçtiğimiz hafta toplantıda planları değiştirmemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin baskılarına rağmen üretimi arttırma yönündeki bir değişiklik gelmedi. Aynı şekilde Kasım ayı gibi Aralık ayında da benzer bir plan açıklamıştı. OPEC Plus, Amerika Birleşik Devletleri stratejik rezervlerin kullanılabileceğini ifade etmişti. Bu arada Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'da Asya'ya sattığı petrolün fiyatını arttırmıştı diye hatırlatalım. Ve Brent petrolde şu anda 84.44'deyiz. Ham petrolde 82.67'de. Bitcoin 66.419'da. Dün 68.510'la en yüksek seviyeyi görmüştük Bitcoin'de. Bitcoin TL 647.907'de ve Ethereum'da 4.706'da. Dün Ethereum'da da tarihinin en yüksek seviyesini gördüğümüzü hatırlatalım ve buradan da konuklarımıza gidelim. Karşımızda Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya var. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Günaydın Melisa. Evet. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi dün yeni rekorlar gördük. Daha doğrusu en yüksek seviyeleri gördük BIST 100 endeksinde. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz üst üste orada da bir rally vardı ve rekorlar görüyorduk borsalarda. Fakat dün bir nefes aldı diyelim Amerika Birleşik Devletleri'nde. Borsalar ve dün bu rally 8 seanslık üst üste devam eden rally'nin de sonlandığını gördük. Bir ara oldu orada da diyelim. Ve bugüne sizce biz genel olarak petrol fiyatlarında da bir yükseliş görüyoruz şu anda. Nasıl uyandık, ne dersiniz? Şu anda direkt benim açılış tahmini sistemim Borsa İstanbul 100 Endeksinin yaklaşık 4 puan eksiyle güne başlayacağını gösteriyor. Gerekçelerine baktığımız zaman Amerikan borsaları bizden sonra biraz eksi kapattılar. Sonra bu sabah Asya'da piyasalar negatif seyrediyor. Gözüken o. Amerikan futurelerinde biraz negatif seyir var. Latin Amerika borsaları dün akşam yine negatif biraz seyir vardı. Çok güçlü negatif olmasa da en azından kar satış dalgası diyebiliriz. Zira zaten Amerika'da Dow Jones, Avrupa'da işte Fransa borsası, Türkiye borsası tarihin en yüksek zirve rekorlarını kırıyorlardı pazartesi günü, salı günü. Bu yüzden bir kar satışı olarak algılayabiliriz. Şöyle bir şey, örneğin Tesla hissesinde bile Tesla'nın patronunun biraz satacağı beklentisi bir anda hisselerde 2 günde %16'lık bir düşüşe yol açtı. Bu da bizi nereye götürüyor? %16'lık düşüş Standard & Poor's üzerinde etkisi var. Ve o yüzden orası da geriledi. Biraz kar satışına bahane oldu gibi gözükebilir. Şimdi sabah itibariyle baktığımız zaman da gayet rakamlar net olarak bize bunun tüm dünyada bir kar satışına yol açtığını izliyoruz. Türkiye borsasında bundan bugün etkileneceğini düşünebiliriz. Çünkü dün akşam kapanışa doğru bir satış dalgası gelmişti. Muhtemelen açılışta biraz negatif olacak diyebilirim. Evet, bir tahmin alabilir miyiz sizden? İşte 4 puan civarında bir negatif başlangıç öngörüyorum. Evet, peki gün içi seyirle ilgili ne söylemek istersiniz? Bugün yeni rekor seviyeler görür müyüz yoksa biraz satıcılı geçecek gibi mi gözüküyor gün genel olarak? Şimdi saat 3.30'da da, 3.30 diyorum, daha Amerika'dan tüfe gelecek. Evet, 16.30. 16'da saatler ileri alındı orada, evet. 2 gün önce. Şimdi bu veriler piyasada biraz dalgalanmaya yol açabilir açıkçası. Daha önce bunu çok yaşadık. O yüzden mesela pozitif etki ederse yeni rekora götürebilir ama eğer çok güçlü yine enflasyon verisi gelirse belki aşağı yönlü bir dalgalanmaya da yol açabilir diye düşünebiliriz. Piyasada bir kar realizasyonu ihtiyacının olduğunu biz de görüyoruz. Yaklaşık 6 Ekim'den beri yükselen trendde borsa ve %19 yükseldi. Bir yıllık faiz getirisinden daha fazla getiriyi bir ayda elde etmiş durumda. Birçok göstergede teknik olarak şişmiş durumda.
Bu yüzden kar satışıyla bugün geçmesini bekleyebiliriz. Ama bazı hisselerde endekse katkı yapacaklardır. Örneğin Sabancı Holding hisse geri alım kararı aldığı için bugün pozitif etkilenir ve endekse de pozitif katkı yapar diye bekliyorum. Evet, bu arada Çin'de de bugün üfe ve tüfe verisi geldi ve özellikle üfe'de Ekim ayında son 25 yılın en hızlı artışını yaşadığımızı vurgulayalım. Aynı zamanda Ekim ayında da TÜFE'de yine bir artış var, hızlandığını görüyoruz. Tüketici fiyatlarının %1,5'luk bir artış oldu orada da. Şimdi Asya tarafındaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü orada da genel olarak bir satıcılı seyir görüyoruz şu anda. Evet, orada hem gayrimenkul şirketlerindeki sorunun devam ediyor olması, hisseleri Fantazya'nın %50'den fazla düşmüş haberi var, öne çıkan. Bir de üretici fiyatları endeksindeki tarihi zirvelerin tekrar yükselmesi gözüküyor. Amerika'daki tüketici fiyatlarının Çin'deki üretici fiyatlarıyla paralelliği dikkat çekicidir. O yüzden Çin'deki üfenin artma trendi Amerika'daki tüfenin de bir süre daha yükselme trendinde kalacağını da gösteriyor. Bugünkü data için de bu önemli. En önemli ihracat ülkesi Amerika çünkü ve bu bağlılık sanki biraz piyasaları rahatsız etmiş olabilir diye düşünüyorum. Zaten artık enflasyonun yüksekte olmasına alıştık ama hala daha düşmüyor olması ve düşme trendine girmemiş olması belki piyasaları gerebilir diye düşünüyorum. Evet, sizin dediğiniz gibi Fantazya Grubun hisseleri 6 haftalık aradan sonra yeniden işlem görmeye başladı Hong Kong'da ve şirketin sürpriz temerrüdü sonrasında da hisselerin %52 kadar düştüğü notunu iletmiş olalım. Diğer taraftan dün bölgesel Fed başkanlarından açıklamalar vardı yine. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari diyor ki mal fiyatlarının öngörüldüğünden daha uzun süre yüksek kalacağını söylüyor. Diğer taraftan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, koronavirüsün delta varyantının yol açtığı mal ve iş gücü arzındaki problemlerin çözülmesinin aylar süreceğini söylemiş ve tedarik zinciri sıkıntılarının gelecek yaza kadar da devam edeceğini vurgulamış. Fiyat baskılarının ise pandeminin etkilerinin azalmasından sonra yatışacağını öngörmüş. Şimdi diğer taraftan da haber akışında dün öne çıkan bir haber vardı. İş görüşmesi yaptığı Brainard, Fed Yönetim Kurulu üyesi, Amerikan Başkanı Biden'la, Fed Başkanlığı'na ilişkin olarak dün de yine bölgesel başkanlardan açıklamalar görmüştük ve 2022'de faiz artışının masada olacağını söylemişlerdi. Şu anda sizce Amerika'dan gelen haberler piyasalara nasıl yansıyor, ne dersiniz? Şu anda Amerikan piyasalarının ilginç bir özelliği var. Sürekli para akışı olduğu için yükselen trendini uzun zamandır koruyor. Oradaki kar realizasyonları zirveden %5 geri çekilmeye kadar müsaade ediyor. Ardından tekrar yükselen trende de giriyor. Şu anda da muhtemelen bu yeni bir %5'lik düzeltme hareketine girdiğini tahmin ediyorum. Çünkü Ağustos ayına kadar, Ağustos'un sonuna kadar geçen 8 aylık sürede yılbaşında yaklaşık %25 Standard & Poor's Endeksi yükselmişti. %25 muhteşem bir getiri. Sonra Eylül ayında bir %5'lik düzeltme yaptılar. Ekim ayında %6 yükselerek yeni rekor kırdı. Kasım'da da yeni rekor geldi. Fakat şimdi Kasım'ın başında bu Ekim'den gelen trendin artık zorlandığını ve yeni bir kar satışı gelme olasılığı olduğunu arttığını öngörüyorum. Çünkü yılbaşından beri %26-27'lik getiri çok iyi bir getiri ve bunun önemli bir kısmını büyük yatırımcıların karar değiştirmesi halinde geri alma potansiyeli var. Yine bir %5'e kadar bir geri çekilme makul sayılabilir. Bu arada zirve ile %5 düşüş arasındaki seviyede ise kar satışlarında olduğu bir dönem olarak algılayabiliriz. Aksi takdirde aşağı kırması halinde trend döndü deriz ki şu anda bunu demek için erken. Hisse bazı değişimler, işte aşırı yükselen hisselerden çıkıp geride kalanlara girmeler ve endeksteki piyasayı bozmayacak haberlerle endeksi sürükleme haberleri tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de de sürecektir diye tahmin ediyorum ama biz daha yeni rekor kırmaya başladık. Bize etkisi belki biraz daha az olabilir. Özellikle bizde de dün akşam itibariyle bilanço sezonu bitti. Bilanço sezonu bittiği için hisse bazlı hareketlerde de bir azalma bekleyebiliriz. Artık beklentiler veya gerçekleşmeler hisseleri daha az etkileyecek bir döneme giriyoruz.
Bu bilanço sezonunda az önce de söylediğimiz gibi %19'a varan bir yükseliş yaşamış olmamız bizim için de biraz kar satışı için bahane olabilir diye düşünüyorum. Evet, peki yakın vadede sizce öne çıkacak endeksler hangileri olacak BIST 100 endeksinde? Şu anda bankacılık endeksinde analistlerin tahminlerinin maksimumunu bile geçmişti. Birçok banka hissesindeki karlar. Garanti Bankası'nda, Yapı Kredi Bankası'nda çok iyi, beklentilerin çok üzerinde karlar geldi İş Bankası'nda. Bu dolayısıyla banka hisselerine bir talebi arttırabilir. Ancak Borsa İstanbul verilerine göre Ekim ayında yabancı yatırımcıların pek de banka hissesi almadığını gözlemledik. 8 milyon dolarlık toplamda bir satış olduğunu gördük. Yani bu yükselişi, bankacılık sektöründeki yükselişi de pek bankaların olmadığını izlemek bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Eylül ayında da yabancı yatırımcılar 138 milyon dolarlık banka hissesi satmışlardı. Yani toplamda alıyorlar, evet, mesela Tüpraş almışlar Ekim ayında 160 milyon dolarlık ama geri kalan hisselerden veya banka hisselerinden pek almamışlar, kar satışı yapmışlar. Bu dikkat edici bir, çekici bir özellik. Şimdi Kasım'ın ilk 10 gününde, 9 gününde borsa yükseldi. Acaba ne aldılar? Onu da pek kestirmek zor. Merkez Bankası verilerinden önümüzdeki Perşembe günü bunu göreceğiz. Ama görünen o ki yükselişi yerliler sürüklediği için yani banka hisselerinin daha fazla gitmesi biraz zor olabilir diye öngörebiliriz. Aynı şekilde sanayi hisselerinde bir tıkanıklığını izliyoruz. Özellikle pandemi döneminde çok iyi performans gösteren otomotiv, demir çelik gibi şirketler endekse ciddi katkı vermişlerdi. Ancak sonrasında işte ulaştırma, turizm gibi şirketler daha hata geçmişti. Bu Ereğli Demir Çelik, Kardemir gibi demir çelik şirketlerinin endekste katkısı yüksek olduğu için orada bir yavaşlama son günlerde görülüyor. Yeni rekor gelmiyor orada. Dolayısıyla onlarda bir geri çekilme, Asya piyasalarında da demir çelik fiyatlarındaki düşüş dikkate alırsak bizi endekse bir el freni olarak görülebilir diye düşünüyorum. Evet, bugün içeride de işsizlik verisini karşılayacağız saat 10'da. Ve Ağustos'ta hatırlatma yapayım ben, işsizlik oranı %12.1. Geniş tanımlı işsizlik göstergesi olan atıl iş gücü oranı ise %22 seviyesinde gerçekleşmişti. Sizin bugünkü veriye ilişkin beklentiniz nedir? Veriyi öngörmek doğrusu bizim için biraz zor oluyor o konuda. İşsizlik Amerika'da 4.8'den 4.6'ya indi Ekim ayında. Yani son 3 ayda 1,5 milyona yakın çalışan eklendi. Bizde ise bu tempo biraz yavaş ilerliyor. 10'lu seviyelere kadar geçenlerde bir test etti ama tekrar boynunu yukarı çevirdi grafikte. Görünen o ki burada biraz istihdam artışı mutlaka olacaktır. Çünkü ekonomideki %9'luk bir büyüme bekleniyor 2021 yılında. 9'u aşan bir büyüme. Bunun bir istihdama yansımasını görmek bu verilerden belki söz konusu olabilir ama verilerin analizi daha detaylı incelenmesi gerektiren bir sonuç ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. Evet, sizden son olarak kısa da bir petrol yorumu alayım. Çünkü orada biliyorsunuz OPEC Plus'ın baskılara rağmen üretimi arttırmayacağını açıklaması, Aralık ayının planının da Kasım ayına paralel gelmesi ve ABD'nin stratejik rezervleri kullanması gibi bir konunun da gündemde olması şu anda orada bir hani ateşi aslında söndürmüyor genel manada baktığımız zaman. Ne dersiniz siz? Orada nasıl bir sayır bekleyelim yakın vadede? Şimdi talep çok güçlendi. Beklentilerin üzerinde bir talep artışı var ama OPEC kasıtlı olarak üretimi arttırmayı kabul etmedi ki fiyat aşağı gelmesin diye. Gerçekten bugün mesela borsalar negatifken Brent'te de yükselen trend gözüküyor. 84 doların üzerine çıkan bir fiyatlandırma var. Yani ilerisi için sanki bu talebi karşılayamayacaklarından dolayı arz az olduğu için kıymete bineceğine ve fiyatların yukarı yönlü gideceğine dair beklentiler artıyor. Hatta geçenlerde görmüştük, artık 100 dolarlar değil 200 dolarlar görülür diye opsiyonlar yapılıyormuş petrolde. Yani Allah korusun diyelim çünkü 84 doların üzerine çıktığında geçen Türkiye'de 2 gün üst üste benzine zam yapılmış ve 2 günde toplamda %10'luk bir zam gelmişti.
Yani 84'ün üzeri bizim için kritik öneme sahip, enflasyon açısından da halkın morali açısından da bozulmaması için. Devlet çünkü petrolden, yakıttan ÖTV almaz hale geldi. Sıfır vergiyle ilerliyor. Burada dışarıdaki her fiyat artışı yurt içinde akaryakıta da zam demek olacaktır. Ve bu bizi ciddi ölçüde zorlar. Yani 100 dolara gittiği zaman bizde benzin artık 11 liralara çıkabilir. 200 dolarlar zaten Türkiye'de 30 liralara doğru giden bir benzin demek olur ki kaldırabileceğimiz büyük olmaz bu. Dolayısıyla bu yurt dışındaki OPEC, Amerika'nın baskısının biraz daha artması bizim lehimize olabilir diye düşünüyorum. Ama kasıtlı olarak petrol çıkaran ülkeler hani geçen sene çok kötüydüler de bu sene kasıtlı petrolü de yukarı ittirmeye çalışıyorlar gibi görülüyor. Bu bizim için bir risk olarak öne çıkacak gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yunus Kaya, Alnus Yatırım Araştırma Müdürü yayınımıza katıldığınız için. Size de iyi günler diliyoruz ve de buradan Sevcan Dedeoğlu'na geçiyoruz. BİTAY Araştırma Müdürü genel olarak bize bir piyasa değerlendirmesi yapması için kripto paralara ilişkin dünkü rekorlardan geri çekilme gördük. Neye bağlamak lazım? Aslında biz hem Bitcoin rallisi hem de altcoin rallisinin beraber olduğu bir piyasadayız. Global tarafa baktığımızda da global hisse senetlerine de hep geçtiğimiz hafta, iki hafta boyunca yükselen ivmeler gördük ve rekor ralliler gördük. Bunların da etkisiyle beraber biz bugün Çin, başta sizin de programın başında aktardığınız Çin tarafından gelen enflasyon verisinin etkisiyle beraber kurumsal yatırımcılar bugün biraz temkinli başladılar. Ve Amerika'dan Türkiye saati itibariyle 4.30'da bir veri gelecek, enflasyon verisi. Bu verinin etkisiyle beraber aslında piyasada bir volatillik de bekliyoruz. Bu aşağı yönlü de olabilir, yukarı yönlü de olabilir. Ancak şöyle bir gerçek var. Piyasalar enflasyonu sever, kripto para piyasası ise enflasyonla evlidir. Dolayısıyla açıklanacak olan enflasyon verisinin yüksek olması, enflasyona karşı risk enstrümanı olarak yani korunma enstrümanı olarak kripto para piyasasının yönelilmesini sağlayacaktır. Baktığımızda biz %40 getiri oranıyla bitirmiştik Ekim ayını Bitcoin fiyatı üzerinde ve tarihsel olarak incelediğimizde de %53'lük bir Kasım ayı kazanç getiri oranı var aslında. Beklentiler de oldukça yüksek hem Bitcoin hem de Ethereum başta olmak üzere Ekim ayı altcoin'den. Dolayısıyla beklentilerin de etkisiyle beraber ve var olan piyasadaki şu andaki hacimlere de baktığımız beraber büyük yatırımcıların alım yaptığını, balina hesaplarının satış yapmadığını, kar alımı için daha yüksek noktaları belirlediklerini görüyoruz. Çünkü artık 100 bin dolar seviyesine gerçekten hedeflendiğini ve olabilecek büyük kar satışlarının da o seviyelere ertelendiğini görüyoruz. Ancak önümüzdeki düz rakamlar yani 70 bin dolar, 75 bin dolar gibi daha düz rakamlar da yine piyasada satış baskısının gelmesine neden olacaktır. Ve aslında hem küresel tarafta hem de kripto para piyasasında 4. çeyrekte bütün traderların ve yatırımcıların risk iştahı açık olacak. Ve kripto para piyasasının da bugün toplam piyasa değeri 3 trilyon dolar değerinde. Bitcoin ise 1 trilyon dolar değerinde artık bir varlık. Ve kurumsal yatırımcılar genelde bilirsiniz portföyü çeşitlendirmeyi severler. Dolayısıyla Bitcoin'in ardından Ethereum'u ve Ethereum'la beraber de Ethereum rakibi olarak adlandırılan Ethereum filler projelerinin yani Solana, Avax, Polkadot gibi projelerin önümüzdeki dönemde de 4. çeyrekte kurumsal yatırımcılar tarafından talep göreceğini ve fiyatlarının ivmeleneceğini öngörüyoruz. Baktığımızda Ethereum da bir ATH seviyesine ulaşıldı. 4800 dolar seviyesinin kırılmasıyla beraber. Ancak bu ağ üzerindeki işlem ücretlerinin de fiyatlarını arttırdığı için biz Ethereum rakibi projelerin de Ethereum'la beraber piyasada yükseldiğini gördük bu dönemde. Bu beklentimizi de aslında koruyoruz. Bitcoin tarafına teknik manadan baktığımızda opsiyon tarafındaki ivmelenmenin daha düşük olduğunu ve aslında spot piyasadaki alımlarla sağlıklı bir yükseliş halinde olduğunu görüyoruz. Bu da önemli bir veri. Ve 200 günlük hareketli ortalaması 45 bin dolar seviyesinde. 45 bin doların 1,5 katı kadar fiyatı var şu anda. Bu da yine önümüzdeki dönemin hem ne kadar güçlü gittiğini hem de yükseliş direncinin gücünü gösteriyor. Evet. Teknik manada ve temel manada olumlu haberler var yani. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Sevcan Dedeoğlu, BİTAY Araştırma Müdürü. Yayınımıza katıldığınız için diyelim, size de iyi günler dileyelim ve beklenti raporuna burada noktayı koyalım. Efendim birazdan piyasa analizle yeniden birlikteyiz.